Evet arkadaşlar bugün yayın açmayacaktım açayım dedim size doğum bir de aa size sürprizim var asıl doğum günü hediyesini görmediniz siz doğum, doğum günü, günü, günü hediyesini günü görmediniz olsun, çok büyük iyice, bir, bir hediyem var sağlıklı yeni bir mus çok yeni bir şey var yaşların... evde ben önce hediyelere başlıyorum arkadaşlar bu bizim e, Bırt'ın yani Mottayfa'nın he, hediyesi el emeği, göz nuru bu Kordi'nin el kalıbıymış ya şu görmüş olduğunuz el kordisepsin eli. Çok iyi düşünmüşler. Böyle bir hediye yapmışlar anlamlı. Hani ben çok nah çekiyorum diye. Bunu bakayım nerede koyayım. tutalım şunu. Yılın en iyi yayıncısı ödüllerinin önüne koyayım. Anlamlı olur. <laughs> Bu Sayit Sarp'ın hediyesi. Binlerce, binlerce. Oğlum bu birebir imitasyon mu? Gerçek mi? Şimdi gerçekse buna duyar kasmam lazım. Ama çok şık değil mi? La? Hani geçtim şeyini ama bu ne ya? Şimdi şöyle bir kutu gelmiş. Bu Azerbaycan'dan. Bunu alabilmek için bizim modlar yeni kapıya gitmişler arkadaşlar. Yeni kapıya gidip bunu almışlar. Unicorn muydu? <laughs> Oğlum, bunun içinde bir sürü bir şey <laughs> var. sevimli bir şeysin yani öyle tarif edilecek. İçinde şöyle bir kutu var. Ses Plus diye bir şey. Bunun mevzusunu anlattılar abi. Böyle bir bileklik bu. Tamam mı? Bu bilekliğin üzerinde böyle bir barkod gibi bir şey var. Şu görünüyor, mu bilmiyorum. Bunu uygulamadan okutunca şey oluyor. E, sevdiğini sesli kaydediyor musun aynı? yapalım mı lan? Şimdi ben uygulamayı yükleyip bunu tarattığım zaman ne kaydedildiyse o mu gelecek? Öyle mi oluyor? Eğitme. Kadıköy evlendirme evet, dairesi. Bilekliğin üzerini taratınca atamızın konuşması geliyor. Bunu bakayım takayım bilekliğimi. Vay be. Hani böyle Atatürk imzası taşımak gibi bir şey anladın mı? Kardeş bileğindekine dur uygulamayı açayım demek biraz zor tabi ama. Bunun içinde başka neler var? Ketojenik diyette olduğum için yiyemeyeceğim bir sürü Twix var. Böyle süsler püsler yapmış. İyi abi kadın eli deyince iş değişiyor ya. Şunlara falan bakar mısın abi? Seni yani eline, kız eli deyince olay bambaşka oluyor. Bakar mısın? Kutunun içine. Bak bak. Bak elle yapmış elle. Heyt be. Limonu da çakmış elren. Bak her yerde detay var. Bak stickerlar mitikerlar görüyor musun? Müthiş bir şey ya. Unicorn Paradise ha. İki saattir unicorn aklımda paradise aklımda değil ya. Vay Azerbaycan Bakü. Bakü. Şöyle bir aksesuarımız oldu. Bunu rafa koyarım. Benim Azerbaycan'dan o kadar çok takipçim var ki kafayı yiyorum ya. O kadar çok. AZ Kalp TR. 5 sene sevgilim, 6 sene sevgililerim oldu. Bana böyle kutu hazırlamadılar lan. Puh. Evet buradan tekrar ve tekrar e, ee, Jale, Unicorn Paradise'a teşekkürlerim. Burada mı Unicorn Paradise? Bu ne lan? Bombaymış patlayıp ölüyormuşum. Kutunun ikinci mi ay? Abi böyle detay olamaz ya. Her şeyi düşünmüş oğlum. Ses Azra'yı Siktiret, siktir et boşver. Ha buradaymış The Unicorn Paradise. Gerçekten inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Yani e emek verdiğin için teşekkür ederim bu kadar düzgünce bir kutu hazırlamak. Gerçekten değer verdiğin insana yaparsın bunu. Sen de demek o değeri bana veriyor musun? Çok çok mutlu oldum. Bunu yeni kapıdan almaya giden klaflar aynı düşüncede mi bilmiyorum. Ne kadar küfür ettiler bilmiyorum ama hani benim haberim olsaydı ben gider alırdım montajlar 150 lira yollamış hayallerime doğru yürürken bana koşmayı öğreten koca yürekli adam seviliyorsun iyi ki doğdun siktir git Aslı okuyacaksın ha oğlum her yerden not çıkıyor bu arada yollayın kırılmış silin kırılmış ne yapsam ne yapsam lazerle kesilmiş tahta kokusunu gideremedim. Aga be bunun için ve kötü yazım için özür dilerim. Güle güle kullanmak mucuk. Lazerle gitmiş bana kolye kestirmiş ya. Bir de kokusuyla uğraşmış. Ben severim o kokuyu bu arada. Ama ucu kırılmış ya. Örümcek. Ama önemli değil. Şuradaki çok küçük bir kırık. Ben bunu bir siyah boyadım mı? İyiyim. Tamam. Oo bu ne lan. lan? Gülle gibi. Bok mu yolladın lan? Bir aylık bokunu mu yolladın buraya? Kim? Aa kızmış. Kız bok yollamaz herhalde. <laughs> Abi şöyle bir kutu geldi ve çok çok güzel bir kutu. Rolex. What? Hadi lan. Hayatta inanmam. Hayatta inanmam bir kere. <laughs> yani bu direkt Cidden çakma değil. Mümkün değil ya. PTT ile Rolex mi yollanır ya? Abi seri numarası var. Oğlum ah oh, siktir. Bunu kim yolladı oğlum? İsmi nerede bunun? Abi sahte değil. Hemen satmamız lazım. <laughs> Arkasına izliyorum yazmış. Bir abone modu alsana bir dakika. Bir abone modu al. Abone modu al bir. Bu işi çözmem lazım. Şimdi dur sakin. Rolex satın almamış veya yollamamış olanlar yazmasın. Adamın nick'i bende var şu an. Bir durun. Rolex alan burada mısın? Ben değilim yazmayın abi. Şu trolleyenleri banla Beskok abi. Tek tek yok et. Duhurok. Duhurok burada mı? Duhurok. Abi orijinal Rolex'te o saniye sayan ince çubuk tık tık diye gitmiyor. Ha? Ya montajlar kaç kez Rolex gördün ya? Şimdi bir dakika oğlum bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Rolex sahte değil abi. Yani ben Rolex kullanmadım hayatım boyunca ama kullanan çok arkadaşım var. Az çok anlıyorsam, onların saatinden, incelemelerime göre. Abone değil mi? Ya. Bir zahmet abone olsun. Rolex yollamış. Abone değil abi. Hay ulan. Dıhrok <laughs> bu birebir imitasyon mu? İmitasyon. Puh. <laughs> banlayın lan. Bir daha hediye medya alma bana. <laughs> Utanmadan imitasyon diyorsun bir de. Desene orijinal diye şurada coşalım. Ne alaka? Sen kaçak saatçi misin? Abim abi elindeki mi? birebir. <laughs> Yayına bak ya. Bunun piyasası ne kardeşim? Kaça okutuyorsunuz bunu? Oğlum siyahi falan değilsin değil mi? Abicim elinde <laughs> 2500 TL bu. Verilen... Ayakkabımı yolladım lan ne yolladım? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? <laughs> oğlum çocukluğundan kalan oyuncaklarını mı yolladın oğlum? Oha ne güzel misket lan. Annesi at şunları demiş çocuk bana yollamış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Üzeri bileklik dolu Bak bunlar hep benim işte raflara koyulacak. Bunlar benim için... Oba! <laughs> ha, sen Rolex yollarsın da benim kardeşim. Ben Oyuncak ayı yollayan kardeşim. Seviyorsun. İçine pil koysaydın lan. Ay. Bu kim? Babam mı bu? Sen. Oğlum bu arada annemi ve benim o çocukluğumu çok güzel çizmiş. Bu babam değil mi? Hayır babamın böyle bir fotoğrafı yok. O yüzden. Abi soru ne lan? Çok güzel olmuş oğlum. Benim o yaşta dişim var mıydı sen mi koydun? Karım ve çocukların. E annem birebir o direkt annem yani. Bak kaşlarını aynı yapmış o zamanın. Benim gözler birebir aynı olmuş. Çok güzel olmuş. Taksim dayı sana gönderemedim ama anlatabilirim. <laughs> Bu galiba Gizem'in e, falım yollamış. Taksim dayı da sakız çiğniyor ya. Hello. Akşin. Biraz yorgunum. E ben de bir doğum günümü dinlenerek bir şöyle bir götümü bir kıvırayım la beş dakika annemlerden döndükten sonra. Hadi ufaktan gidiyorum. Tekrar tekrar bu hediye yollayan, düşünen ve de hala yolda olan, gelmeyi bekleyen kargoları, hediyeleri gönderenlere ayrıca teşekkür ederim. Bugün evime baskın düzenleyip hediyelerle. Bu arada benim ekibim bana çok güzel bir hediyesi var. Spoilerını aldım. Onu geldiği zaman göstereceğim. Biraz içim cız etti ama geldiğinde eğleniriz biraz. Çok güzel bir hediye geliyor bizim Tayfa'dan. On pleybleri açın bu arada. Onun haricinde tekrar hediye yollamayıp sadece gönülden doğum günü mesajı atan içinden kutlayan herkese teşekkür ederim. Kral insanlarsınız seviyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, ne zaman görüşürüz? Yarın görüşürüz zaten.